küçük topluluk daha çok olan, daha büyük olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenler beraberdir. Mesela onların sayısı da 313 o zamanlar. Talip'le Nehri geçenlerin sayısı 313. Abi ki bak bir bildiği var, diyor ki suyundan fazla içmeyin. Belki su kurşunlu, zararlı bir su. Ama mesela bir avuç içerse zarar vermeyecek. Denenmiş bir su çünkü. Biliyor demek ki zarar vereceğini suyun. Yani içinde gizli kimyasal bulunan bir su. Ama bir avuç içtiğinde zarar vermeyeceğini biliyor. Adamlar kana kana haşa huzurdan eşek gibi içince hastalanıyorlar tabii. Gücümüz yok diyorlar. Hepsi sapır sapır dökülüyor. O 313 kişi, söz dinleyen 313 kişi avami mantıktan düşünmüyor, rahmani mantıkla düşünüyor. Yani bir bildiği vardır diyorlar. Ama o avanaklar, ya diyor ne kadar mantıksız. Su işte bildiğin su, niye içmeyelim ki? Böyle yasak mı olur ya falan diyorlar. İşte bu da avam kafalaması işte. Yani sahtekar esnaf mantığıyla düşünüyor. O yüzden mutlaka düşerler. Ama bu konu tabii çok kapsamlı anlatılmadığı için, bilinmeyen bir konu olduğu için Müslümanların rahatça karşılaşacağı bir konu oluyor bu. Mesela Fethullah Gülen cemaatini bu mantıkla mahvettiler. Avam mantığıyla. Mesela Bakara Suresi 247'de diyor ki şeytan Allah'ın, onlara peygamberler dedi ki Allah size Talut'u Melik, Mehdi olarak gönderdi. Onlar biz Mehdi'ye ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal bolluğu verilmemişken ve fakirken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık, mehdiyet, mülk onu olabilir dediler. O şöyle demişti Allah, doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Allah kimi dilerse mülkünü verir, Allah'ın rahmeti ve gücü geniş olanı bilendir. Bak Allah onu size seçti, onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Şimdi avami kafayla adam mantıksız buluyor. Ama Allah onun gizlice bilgi ve bedeni gücünü artırıyor. Adam onu göremiyor ama. Allah kime dilerse mülkünü verir diyor. İnsana mı söyleyecek Allah? Yok diyorlar, mantıksız görüyorlar. Fakir, tanınmayan bir insan. Biz daha çok hak sahibiyiz. Mehdiyet, hükümdarlık, hakimiyet bize verilmesi lazım. Hazreti Resulullah'ta da öyleydi. Ya diyorlar fakir, yetim, Ebu Kasım'ın yetimi. Ne alaka diyorlar ya? Mekke'nin, Medine'nin zenginleri var. Peygamberlik oraya gelsin, onlar yapsınlar diyorlar. Biz öyle peygamberimize de kandırmaya kalkıyor. Diyor ki ya sen tamam dediklerini kabul edeceğiz de bizim putlarımızla ilgili de kendi inançlarımızla ilgili de birkaç hadis de sen çıkart diyorlar. Yani madem Allah'ın peygamberisin, değil mi? Ayet tamam, ayet uyalım ama senin hadislerine de uyalım diyorlar. Hadise de uyalım. Allah diyor ki eğer bir hadis ortaya çıkarırsan sana dünyanın da ahiretin de azabını kat 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 tattırırım diyor. Sadece kitabı uyacaksınız diyor. Ayet açık. Herkes biliyor onu. Bu çok önemli bir delildir. Hani hadisle amel edelim, Kur'an yerine hadistir diyenlere bu tam bir cevaptır bu ayet. Mesela Araf Suresi 90'da şeytanın Allah'sının peygambere uyacak olursanız kuşkusuz kaybı uğrayanlardan olursunuz diyorlar. Kafayı peygambere takmışlar. Eğer ona uyarsanız yani yine kafalama mantığı, yine sahtekar tüccar mantığı. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim veya bitirelim, yarın devam edelim.